Merhaba. Sizlere bugün bilgisayar dosya silme ile ilgili, temizliği ile ilgili ufak bir ipucundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi CVD disklerim oldukça dolu. Zaman zaman başımıza geliyor. Çok fazla yer kaplayan dosyalar olunca. Şimdi bununla ilgili bir program kullanmıştım. Hangi dosyanın ne kadar yer kapladığı ile ilgili. Bakın. En çok Windows klasörüm yer tutmuş %45. Burada bir takım silebileceğim dosyalar var. Hemen ikinci sırada Files. Files içinde de 7,8 GB Hyperfill CS diye bir dosya var. Bu dosyanın ne olduğunu araştırdım hızlıca. Az çok tahmin ediyordum zaten ne olduğunu. Bu dosya Hibernate ettiğimizde bilgisayarın kullandığı bir dosya. Hibernate neydi? Biraz da ondan bahsedeyim. Normalde biliyorsunuz laptopları vesaire ekranı kapattığınız anda standby'a geçer. Yani bekleme modunu alır. RAM'de vesaire bir miktar enerji tutar ama bilgisayarın fanı, CPU'su geri kalan yerlerinde herhangi bir enerji göndermez. Siz tekrar bilgisayarınızı açıp herhangi bir tuşa bastığınızda bilgisayar kaldığı yerden devam eder. Hibernate'in bundan farkı ise şudur. RAM'den de enerjiyi keseceği için o anda açık olan bütün dosyalarınızı, ekranda görünen üzerine çalıştığınız Word, Excel dosyası ne varsa hepsini bu Hibernate dosyasının içine yazar. Burada gördüğünüz Hyperfill CS. Böylelikle bilgisayarınızı bir yerden bir yere götürürken tamamen enerjisini kapatmış olur. Ve yanlışlıkla pilini çıkarırsanız bir şey olursa dosyalar kaybolmaz. Diğerinde pilini çıkarttığınız anda en son kaldığı ana dönemeyecektir. Bu Hyperfill CS dosyasını işte araştırdığım zaman nasıl kapandığı ile ilgili. Eskiden XP'de şöyle bir ekranımız vardı. Power Options'ta Enable Hibernation Disable dediğimiz zaman onun için ayırdığı yeri siliyordu. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Hibernate edebilmek için bilgisayarınızdaki RAM ile orantılı bir dosya tutar. Yani 4 GB RAM'iniz varsa atıyorum 5-6 GB biraz daha üstüne. İşte 1 GB RAM'iniz varsa 2-3 GB bir yer ayırır. Şu anda bende işte 8 GB kadar bir yer tutuyor. Dosyaya da bakarsak şöyle CD direkt yüzeyde şuradan gidelim. Hiver sayısı işte bu 8 GB civarında. Şimdi bu dosyayı kaldırmak için yöntemleri burada yazmış zaten. Windows 8 ve Windows 7 için, Vista için komut satırı açın diyor. Komut satırını Run as Administrator ile açmanızı istiyor bizden. Açıyorum. Ve şu komutu yazıyoruz. Power cfg-h off. Şu anda bakın şurada Hibernate seçeneği var. X'e off dedim. Artık burası Hibernate özelliğe gitmiş durumda. Dosyaya bakarsak böyle bir dosya da yok. Burada da biraz önce %96 7,8 GB kaplayan refresh dediğim zaman artık Files benim için ikinci sıradan bayağı ileri sıralara düşmüş oldu. Bu kadar.